Ziyaret ettiğiniz yerlerdeki insanların, halkın seçimi sabırsızlıkla beklediğini gözlemledim. Seçim esnasında güvenlikle ilgili bir zafiyetin olacağını da düşünmüyorum, Monsieur Pierre. Evet, ben de Türkler gibi bu seçimi sabırsızlıkla bekliyordum. Hatta Fransa da söyledim, seçimleri bir hafta erkene alalım diye. O reddetti. Ben o zaman anlayamamıştım Fransa neden böyle düşünüyor diye. Fakat şimdi anlıyorum. Halk bu durumdayken seçimleri yapmak bence pek doğru olmaz diye düşünüyor ben. Halk hevesli, ortam güvenli diyorum. Siz neden böyle düşünüyorsunuz? Monsieur Pierre, anlamadım. Sizin hak dediğiniz Türkler sizi kandırmışlar. Ama gayet doğal. Yani Türkler tanımayan biri olarak kandırılmaz, gayet doğal. Ben yaptığım tetkikler neticesinde böyle bir kanaate vardım, Monsieur Pierre. Kandırılmadığıma da adım gibi eminim. Her dolandırılan kişi dolandırılmadığına emin değil miydi zaten? Monsieur Pierre, imali konuşuyorsunuz. Hadi, neler biliyorsanız anlatın, ben emdeyim. Türkler, ortaya çıkan o şövalyeler sayesinde seçimi kazanabileceklerini düşünüyorlar. Hala biraz imali konuşuyorsunuz. Ya da sen anlamıyorsun. Efendim? Türkler şövalyelerinin ortaya koyduğu terör sayesinde kendilerine karşı gelenleri korkutup bu seçimi kazanacaklarına inanıyorlar. Fakat unuttukları bir şey var. Ben yani Fransa hükümeti burada olduğum sürece o haydut yakalanmadan bu seçimlerin yapılmasına asla izin vermeyeceğim. Monsieur Pierre, lütfen söyleyeceklerimi saygısızlık olarak algılamayın, ancak buna ne siz ne de Fransa hükümeti karar verebilir. Seçimin ne zaman yapılacağına ancak ve ancak Milletler Cemiyeti karar verir. Dün gece o haydutu Mösyö Galibi hapishaneden kaçmaya çalıştığını biliyor muydunuz? Aman diyor. Gayet tabii ki bilmiyordum. Gerçi Mösyö Galip bu girişimi reddetti ve olaylarla ilgili bir yazılı ifadeyi bana verdi. Bu yazılı ifade çok kısa bir süre sonra Milletler Meclisi'nin eline ulaşmış oldu. Monsieur Galip'in böyle bir ifade kaleme almasının sebebi sizin onun bütün mal varlığına el koymanız olabilir mi, Monsieur Pierre? Bana imalı konuşma diyorsunuz ama siz imalı konuşuyorsunuz. İmalı konuştuğumu düşünüyorsanız neyi ima ettiğimi de anlamış olmalısınız. İddia ettiğiniz şeyi kanıtlamakla mükellefsiniz Monsieur. Eğer kanıtlamazsanız... Monsieur Pierre, sakın beni tehdit etmeye kalkmayın. Ben sizden sadece Monsieur Galip'le görüşmek için müsaade istiyorum. Bu kadarı kafi. Evet, görebilirsiniz tabii ki. Ben zaten kendisini bu soylu davranışından sonra tutuksuz yargılatmak üzere serbest bıraktım zaten. Bella. Thank you.
Lafı dolandırmayacağım Aziz. Dün gece beni hapisten kaçırmaya gelen sen miydin? Hayır. Sen hapishaneden kaçtın mı? Pierre bırakmadı mı seni? Gelir öyleyse hemen. Kaçmadım Aziz, kaçmadım. Sakin ol. Biri buna teşebbüs etti. Ama ben onunla gitmeyi reddettim. En doğrusunu yapmışsın amca. Pierre'in el koyduklarını geri alabilmemiz için onunla işbirliği yapmamız şart. Seçimlerde onun tarafında olmanı istiyor değil mi? Karşılığında atölyeleri geri verecek. Hayır. Son zamanlarda ortaya çıkan gizemli adamı yakalamanın peşinde. Eğer adamı yakalamama yardım edersen atölyeleri geri alabilirsin. Ben öyle 3 kuruşa vatanı satmam. Varsın atölyelerin olsun. Dur. Hepsi bu değil. Benim için hepsi bu kadar amca. Kenan'ı adaylıktan çekecek. Ben tek aday olarak kalacağım. Pierre'in böyle bir şey yapacağına gerçekten inanıyor musun? Yazılı taahhütname verdi. Tek nüsha bu. Gerekirse seçimin iptali için elimizde koz mu? Sessizlik. Sessizlik. Bütün Antakya halkına Fransız hükümetinin duyurusudur. Son zamanlarda şehrimizde artış gösteren suç faaliyetlerini halkımızı rahatsız ettiği malumumuzdur. Fransız hükümeti ve ona bağlı kolluk kuvvetleri, mevzu bahis olayları ifa eden çete üyeleri ve elebaşını yakalamak için tüm özverisi ve ciddiyetiyle çalışmaktadır. Yalancı bu. Yalancı bu. Şimdiye kadar kimi yakaladı? Kimleri yakaladı? Bu gibi çürüm işleyen örgütlerin halkı yanına almak namına yürüttüğü bir takım faaliyetler, hükümetimiz ve ona bağlı kolluk kuvvetlerinin çalışmalarını sekteye uğratmaktadır. Halkımızın bu çete ve elebaşının tuzağına düşmemesi ve şehrimizin huzurlu günlerine geri dönmesi namına Fransız hükümeti olarak mevzu bahis çete elebaşını yakalaması için bizimle işbirliği yapacak her bir vatandaşımıza 1000 frank ödül verilecektir. Sessizlik. Sessizlik. Çete elebaşını gören, yerini bilen, duyan ve işbirliği içinde olduğu kişiler hakkında ihbarda bulunan her bir vatandaşımız bu ödülden faydalanacaktır. Buna mukabil çete elebaşısı ile birlikte hareket ettiği tespit edilen sahiçler en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Saygılarımızla